Rahman ve Rahim Allah adına. İman eden adam, bu hanedan üyesi, Hazreti Musa'yı destekleyen biri, hatta bu bir adam ölümüne sebep oluyordu ya, Hazreti Musa kavga ediyordu. O süreçte Hazreti Musa'ya gelip kararı haber veren de bu herhalde. Büyük ihtimal. İman eden adam şöyle dedi. Ey kavmim, beni takip edin de sizi dosdoğru yola ileteyim. Arkamdan gelin diyor. Beni seven arkamdan gelsin der gibi. Ey kavmim, bu dünya hayatı gelip geçici bir faydalanmadan ibarettir. Varıp ebedi kalınacak yer ahirettir. Kim kötülük yaparsa sadece yaptığı kötülüğün karşılığı kadar ceza görür. Kim de mümin olarak iyilik yaparsa ister kadın olsun ister erkek hepsi cennete girer ve orada haddi hesabı olmayan rızıklarla karşılanırlar. Ey kavmim, siz beni ateşe çağırırken ben sizi kurtuluşa çağırıyorsam yaptığımın ne sakıncası var? Siz beni Allah'a karşı kafirlik etmeye ve kendileriyle ilgili hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Oysa ben sizi hem üstün hem de bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum. Hiç kuşku yok ki sizin beni davet ettiğiniz şeylerin dünyada ve ahirette çağrılara cevap verme imkanları yoktur. Bizim dönüşümüz Allah'adır. Bu konuda haddi aşanlar kesin cehennemliktir. Size söylediklerimi mutlaka hatırlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a arz ediyorum. Allah kullarını görmektedir. Evet, konuşması burada bitiyor herhalde. Allah o mümini kavminin kötü tuzaklarından korudu. Firavun hanedanını ise dehşetli azap kuşatıverdi. Ateş sabah akşam onların üzerine salıverilir. Kıyamet koptuğu gün Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine atın denir. Onlar ateşin içinde birbirleriyle çekişirken zayıf olanlar kibirli olanlara biz size uymuştuk. Yani zayıflar kibirlilere söylüyor. Biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin birazını bizden savabilir misiniz derler. Kibirlilerse hepimiz bu azabın içindeyiz. Allah kulları hakkında hükmünü vermiştir derler. Yani yapacak bir şey yok. Demenin başka bir ifadesi. Ateştekiler cehennemin bekçilerine bakıyorlar, kendi arasındaki tartışmanın bir sonu yok. Vazgeçiyorlar. Ateştekiler cehennemin bekçilerine bu sefer sesleniyorlar. Rabbinize dua edin de bize verdiği azabı bir gün olsun hafifletsin derler. Herhalde arada bir tatil de istiyorlar. Allah korusun. Bekçiler de peygamberleriniz size açık delillerle deliller getirmemiş miydi derler. Sorgu devam ediyor orada. Bunlar da soru sormaya gelmiyor. Hemen karşı soru. Onlar evet dediklerinde bekçiler öyleyse kendiniz dua edin derler. Cevap geliyor mu bakayım? Dua edin, doğruyor gibi. Yani hep şeyi görüyorsunuz, yani burada alay görüyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunlar davetçilerle alay ediyorlar. Yani buradaki konuşmayı ahirete gidince duyabiliriz. Bu başka bir şey. Allah duyurmasın yani, cehennemde konuşuyorlar. Ama bu cehennemliklerin konuşmasıyla cennetliklerin konuşmalarını, kendi aralarındaki tartışmalarını bize neden anlatıyor? Asıl buradaki dünyadaki bunun konuşulmasını ciddiye almak lazım. Neden?
Bu konuşmaları burada ciddiye alırsak bir anlamı var. Burada ciddiye almıyorsak öbür tarafta bu tartışmaları bilmenin bir anlamı yok. Asıl cehennemliklerin konuşmaları bizim için burada lazım. Neden? Burada ibret almamız lazım. Bu konuşmalar Mekke'ye ne söylüyordu? Bize ne söylüyor? Asıl buraya bakmamız lazım. Fakat kafirlerin duası boşunadır. Yani iş bitmiştir. Yani kapılar kapanmıştır. Biz uçağı kaçırdılar ya. Biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik edeceği günde yardım edeceğiz. Buradan itibaren enteresan bir yer müminler açısından. Yani şimdi cehenneme düşenlerin tasvirinden sonra bunun geliyor olması, karşılaştırmalı verilmesi son derece anlamlı. Yani bir kafirlerin yaşadığı oradaki sonuca bakıyorsunuz. Bir de müminlere vaat edilene bakıyorsunuz. Burada bunu duyup da tercih yapamamak kadar vahim bir durum yok. Gaflet nedir derseniz işte bunu ayıramamaktır. Konuşulduğu halde ayıramamaktır. Sıkıntılı olan bu. Biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik edeceği günde, yani o günde yardım edeceğiz. Bu boş bir vaat ya da palavra değil arkadaşlar. Allah vaadinden dönmez. O gün zalimlere mazeretlerinin fayda vermeyeceği gündür. Lanet de onlar içindir, yurdun en kötüsü de. O gün zalimlere mazeretlerinin fayda vermeyeceği gündür. Lanet de onlar içindir, yurdun en kötüsü de. Biz Musa'ya, söz tekrar Musa'ya geldi. Kıssanın orta yerinde Musa'yı destekleyen müminin konuşmasıydı bu. Yani Musa Aleyhisselam'ın yerine bir müddet sonra ona iman eden bir mümini konuşturuyor Allah burada. Bunun çok büyük bir önemi var bana göre. Davet açısından. Biz Musa'ya bir hidayet rehberi vermiş ve aklı olanlara bir hidayet ve öğüt olsun diye İsrailoğullarına kitabı miras bırakmıştık. Yani Tevrat'ı. O halde sen sabret. Allah'ın vaadi gerçektir. Günahının bağışlanmasını dile ve sabah akşam sürekli hamd ederek Rabbini tesbih eyle. Kendilerine bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetlerine karşı mücadele edenler var ya, onların kalbinde asla ulaşamayacakları bir büyüklenmeden başka bir şey yoktur. Sen Allah'a sığın çünkü O her şeyi işitir ve görür. Göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Yani göklerin yerin yaratılmasını kabul edip de insanın tekrar diriltilmesini kabul etmeyenlere söylenen bir söz bu. Allah yarattı mı diyorsun? Evet, bizi Allah yarattı. Ahirette tekrar yaratacak. Nasıl olacak diyor. Bu soru düşüncesiz bir adamın sorusu Kur'an'a göre. Anlamak için soruyorsan eyvallah. Bunu aklım almıyor demek, göklerin yerin yaratılışını aldı mı? Evet. Öbürünü niye almıyor? Ona verilen bir cevap bu. Göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Fakat insanların çoğu bunu anlamaz. Görenle görmeyen bir olmadığı gibi, iman edip salih amel işleyen de, kötülük yapan da bir olmaz. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Kıyamet vakti mutlaka gelecektir. Ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu iman etmezler. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin de duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılık bir şekilde cehenneme gireceklerdir. Evet. İman eden adam, aynı mümin, şöyle dedi. Ey kavmim, beni takip edin de sizi dosdoğru yola ileteyim. Bana tabi olun.
Firavun'a tabi olmayın anlamında bir şey bu. Fakat Firavun'un ve adamların bunu kolay kabul edeceği bir şey değil. Ey kavmim, bu dünya hayatı gelip geçici bir faydalanmadan ibarettir. Varıp ebedi kalınacak yer ahirettir. Kim kötülük yaparsa sadece yaptığı kötülüğün karşılığı kadar ceza görür. Kim de mümin olarak iyilik yaparsa, ister kadın olsun, ister erkek, hepsi cennete girer ve orada haddi hesabı olmayan rızıklarla karşılanırlar. Evet, bu ayetler, müminin konuşması devam ediyor. Dünya hayatının gelip geçici, ahiretin kalıcı olduğunu, kötülük yapanın sadece karşılığını gördüğünü, yani haksızlık edilmeyeceğini kimseye, yani adaletli bir hesaplaşmanın orada olacağını hatırlatıyor. Fakat mümin olarak iyilik yapanın, mümin olarak iyilik yapmak, bu ikisini bir arada düşünün. Ayırmıyor Kur'an-ı Kerim bu ikisini birbirinden. İman ve iyilik, iman ve ahlak. Bu şeyin, Mekki surelerin temel özelliği inanç ve ahlakı bir arada ele almasıdır arkadaşlar. Bunun nedeni şudur. Bakın daha ibadetlerden sadece namaz var. Namaz da farziyet olarak konuşulmuyor Mekke'de. Sadece bir bilinç yükleme olarak konuşuluyor. Namazın niçin kılınması gerektiği öncelenerek namazın anlamı ve önemi üzerinde duruluyor. Ama asla bu farzdır, kılmazsanız değil. İbadetlerden sadece namazı sık sık hatırlatıyor Kur'an-ı Kerim. Mekki surelerde. Ama bir şeyi fark ediyorsunuz. İbadetler, diğer ibadetlere bu kadar yer verilmiyor. Sadece zekatın ve kurbanın bir iki yerde hatırlatıldığını görüyorsunuz. Hacı da vardı hocam. Hı? Bakın orada haccedin yok. Farz kılma yok. Burada sadece Mekkelilerin haccı bozmasını eleştiriyor. Bakın niteliği geri döndürmeye çalışıyor. Yani namazın ıslahı var. Haccın ıslahı var. Zekatın ıslahı var. Ama insanların Mekkelilerin daha önce dinlerinde var olan bu ibadetlerin bozulmasını düzeltmeye çalışıyor. Algıyı düzeltmeye çalışıyor. Namaz algısını, ibadet algısını. Bunlara da neden değiniyor derseniz, çünkü putların karşısında ibadet ediyorlar. İnançla bağlantılı olduğu için bunlara değiniyor. Bir ıslah çalışmasıdır buradaki çalışma. Tabi Medine'de, hatta Ahzab suresinden sonra gelen Nisa suresinde namazın farziyeti gündeme geliyor bir defa. Fakat enteresan olan şu, İbadetler konusunda bu kadar tehlif varken, sona bırakılırken, hep Medine'ye bırakılırken, inançla ahlakın bir arada Mekke'de ele alınması son derece ilginçtir. Bunu neden altını çizerek üzerinde duruyorum biliyor musunuz? Şunun için. Bizde tam tersi bir sıralama vardır. İnanç, ibadet, ahlak diye sıralarız. Ahlaka en son sıra gelir ya da sıra hiç gelmez. Gelirse de inançla bağlantısı kurulacak kadar inancın yanında olması gereken, inançla doğrudan bağlantılı olan yüce değerler olarak karşımıza çıkmaz ahlak bizim hayatımızda. Gündelik hayatın koşuşturmaları arasındaki sıradan adab-ı muaşeret ve görgü kuralları manzumesi gibi basit kurallara indirgenmiştir ahlak. Oysa bazı ahlaki ilkeler ve kurallar vardır ki ha inançsızlık ha o ahlaksızlıktır. Neden mi? Daha önce konuşmuştuk. Mesela Allah'a şirk koşmak bir inanç sorunudur. Allah'ın hukukuna tecavüzdür. Allah'ın hukukunu ihlaldir. Allah'ın hakkını ihlaldir şirk.
Allah'a iftiradır. Yani Allah'la ilgili ahlaksızlığıdır insanın. Şirk. Bu insanı ebedi cehennemlik yapar mı? Yapıyor. Ebedi cehennemlik. Peki adam öldürmek ahlaki bir suçtur. Adamı ebedi cehennemlik yapıyor mu? Evet. Zina aynı adam öldürmek gibi insanın hukukuna saldırıdır. İnsan hakkını ihlaldir. Ama her ikisi de tıpkı inanç gibi ebedi cehennemlik yapıyor. Ahlaksızlıkla inançsızlığın aynı kareye düştüğü yer burası. Ayetler bunu çok net söylediği için söylüyorum. Benim yorumum değil bu. Ayetlerin açıkça ifade ettiği gerçekler bu. Ve Mekke'de bunlar bir arada ele alınıyor. Yani mesela Kalem suresi inanç ve ahlakı bir arada ele alan ikinci suredir daha. Daha sonra bunu Furkan suresinde görüyoruz. İşte bu surede de gördük. Bundan önceki özellikle İsra suresinde orta yerinde bu konuları gördük. Şimdi bunların inançla birlikte mesela Allah'a eş koşmakla başlayan insanların insanlara karşı haksızlığını gündeme getiren haddi aşma dediğimiz kul hakkı ihlalleri, ahlak konusu. Bütün bunlara baktığınızda inançla birlikte ele alınıyor. Bunun önemi nedir derseniz, bunun önemi şudur arkadaşlar. Ahlak, inancın sonuçlarıdır. Davranışa dönüşmüş somut versiyonlarıdır. Ama aynı zamanda ahlak, inancın hem sonucudur, hem gayesi ve hedefidir. Ahlakı gerçekleştirmiyorsa o iman, iman sayılmıyor. Mesela mümin kimdir, müslim kimdir tanımına bakın. Komşusu elinden ve dilinden emin olandır. Müslümanın tanımı, müminin tanımı bunlar. Komşusu elinden ve dilinden emin olmayan adam mümin ve Müslüman sayılmıyor. Neden sayılmıyor? İşte bu ayetler gereğidir. Yani mümin olmak, Allah'a iman etmek nasıl bizim için imani bir esassa ve bunun ihlali adamı ebedi cehennemlik yapıyorsa o imanın hemen beraberinde ondan ayrılmayan yapışık ikizi olan güzel davranışlar da insanı cennetlik yapıyor. İhlali de öyle ahlaki haramlar, günahlar var ki ihlali durumunda, ihlal edilmesi durumunda tıpkı inanç ihlali gibi adamı ebedi cehennemlik yapıyor. Yani çıkış bırakmıyor. Ha, bize bir yalan var hep. Bu söylenir sürekli. Müminlerin için en önemli şey La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Güzel. Bu imanı olan herkes günahı kadar cehennemde yanacak. Günahı bittikten sonra, suçu tükendikten sonra cennete gidecek. Kim söyledi? Ayet mi var? Allah ayet mi gönderdi? Yok. Nereden biliyorsunuz ya bu kadar önemli bir bilgiyi? Yani ayet olmasa da biliyorlar mübarekler. Nasıl da biliyorlar? E peki günahı kadar yanıp kalbinde zerre kadar, bakın tarife bakın, kalbinde zerre kadar imanı olan adam günahı kadar yanıp cennete gideceğini söylüyorsunuz ya. Evet. Ha bu ayetler ne diyor? Bakın iman, adam öldürme. Yani iman ihlali, şirk, Allah'a ortak koşmak, adam öldürmek kasten, zina etmek. Üç tane büyük günahı sayıyor. Bunlar büyük günahlar diyor. Bunlar büyük bir günahtır bu. Kim bunu yaparsa büyük bir günah işlemiş olur. Ebedi cehennemlikte olur. Ancak tevbe edip iman eder, salih amel işlerse kurtuluşu vardır.
tevbe etmeden gittiyse hapı yırtmıştır. Dönüşü yoktur, çıkışı yoktur. Köprüden önceki son çıkışı kaçırdıysa hap yuttu. Niye? Affı yok. Ya hocam nasıl olur? Tevbe kapısı kapandı. Uçağı kaçırdın. Yetişme şansın da yok. Ondan sonra tek beklenti yukarıdaki işte şeye soruluyor ya. Yani bu cehennemin bekçilerine bizim için dua eder misiniz? E siz dedim bakayım duyan var mı diyor. Yok. Ha kardeşim. Cenneti de buradan götürüyoruz, cehennemi de buradan götürüyoruz. Kimse kusura bakmasın. Burada cenneti kazanırsak cennet bekliyor bizi, cehennemi kazandıysak cehennem bekliyor. Bu kadar açık ve net arkadaşlar. İhtimaliyet falan yok. Çok net. Bu kadar da kolay ha. Yani derya deniz günahın olsa gerçekten tövbe etmişse, ondan sonra hayatın iyilik yapmakla geçmişse, o günaha pişmanlıkla geçmişse affedilmeyecek de günah yok kardeşim. Bu kadar da kolay. Bu kadar açık çek veriyor Rabbimiz. Buyurun diyor, bu kapıdan girin diyor. Tevbe kapısı açık diyor. İstediğin zaman çalmadan gel diyor. Ben geldim de diyor. Demesen de bilirim diyor. Ama bize bu kapıdan girmek zor geliyor ne hikmetse. Böyle yapmak yerine şansa bırakıyoruz. Nasıl olsa yanıp çıkacağız filan kardeş. Bu kadar kolay değil ya. Değil mi? Kim de mümin olarak iyilik yaparsa, mümin olarak iyilik yaparsa, iman, ahlak, bakın yan yana. İster kadın olsun, ister erkek. Hepsi cennete girer ve orada haddi hesabı olmayan rızıklarla karşılanırlar. Bir de karşılama töreni var ha. Selamla karşılanıyorsun. Ya, muhteşem bir şey ya. Şu şerefe bakın arkadaşlar. Kırmızı halıyı da döşemişler. Bizi bekliyorlar. Yeter ki gel diyorlar. Ey kavmim, siz beni ateşe çağırırken ben sizi kurtuluşa çağırıyorsam yaptığımın sakıncası ne? Ne sakıncası var? Kızdığınızın hepsi bu. Siz ateşe çağırıyorsunuz, ben sizi cennete çağırıyorum. Kurtuluşa, ateşten kurtulmaya. Ama birileri ateşe gitmeyi o kadar seviyor ki, ateşten kurtulmaya çağırmak onlara hakaret oluyor. Siz beni Allah'a karşı kafirlik etmeye, küfretmeye, inkar etmeye, nankörlük etmeye ve kendileriyle ilgili hiçbir bilgim olmayan şeyleri, yani hayali şeyleri, aslında olmayan şeyleri, bilmediğim şeyleri Allah'a ortak koşmaya çağırıyorsunuz beni, diyor mümin. Oysa ben sizi hem üstün hem de bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum. Siz benim çağrımdan rahatsız oluyorsunuz. Bu size niye bu kadar zararlı görünüyor? Neden? Yanlışı doğru gören adama doğru yanlış görünür. Adam yanlışı doğru görmeye görsün. Yanlışı doğru görüyorsa o adama anlatacağınız her doğru yanlış gelir kardeşim. Çünkü kafanın içi dolu. Evet, hiç kuşku yok ki sizin beni davet ettiğiniz şeylerin dünyada ve ahirette çağrılara cevap verme imkanları yoktur. Yani Allah'tan başka taptıklarınızın hepsi sizi de beni de kimseyi de duymayan varlıklardır. Yani olmayan varlıklardır. Var olsa bile şuuru olmayan hayali varlıklardır. Ellerinizle yaptığınız putlar, içinde varsaydığınız ruhlar yok aslında, sizi duymayacaklar diyor. Davet o kadar açık ki, o kadar net ki, ihtimale açık kapı yok. Ve bu sizin beni çağırdığınız,
kulluk edeyim diye çağırdığınız, beni Allah'a yaklaştıracağını vaat ettiğiniz o aracı tanrılar var ya, dünyada ve ahirette çağrılara cevap verme imkanları yoktur. Bizim dönüşümüz Allah'adır, onlara değil. Bu konuda haddi aşanlar kesin cehennemliktir. Yani insanları Allah'a çağıranların karşısına çıkıp şeytana çağıran, kendi uydurduklarına çağıran, aslında olmayan ama varsayılan varsayımlara çağıran, hayali nesnelere, uyduruk şeylere çağıranlar. Onlar kendi sınırlarını aşan, Allah'ın çizdiği sınırları aşan, yani sınır tanımayan, haddi aşan kimselerdir ve kesin cehennemliklerdir. Allah'ın dinine karşı düşmanlık eden, hakikate karşı düşmanlık eden, insanları yanlışa çağıran, yanlışın temsilciliğini yapan, hakikatin karşısında kendini konumlandıran insanlar zalimdir ve suç budur arkadaşlar. Ya hocam, bazen insanlar soruyor, şöyle diyorlar. Yani bu adam inanmasa ne olur? Arkadaşlar, inançsızlık şişede durduğu gibi durmuyor. Niye? Şimdi bu adamın sorduğu soruyu hatırlayın. Ey kavmim, ben sizi cennete çağırıyorum, kurtuluşa çağırıyorum, Allah'a çağırıyorum. Sizlerse kendi uydurduğunuz şeylere çağırıyorsunuz, beni ateşe çağırıyorsunuz. Neden? Allah'a çağıranı sevmiyorlar, düşmanlık ediyorlar. Öyle tarafsız falan durmuyorlar. Mesela Türkiye'de benim gördüğüm bir şey var. Başka yerlerde böyle mi bilmiyorum. Adam salt ateist değildir. Adam din düşmanlığı yapıyor. Muhammed'in adını duyduğu zaman kırmızı görmüş boğa gibi oluyor. Boğaya da kurban olsun. Kessen kurbanlık olur. Bu adamdan ona hale de olmaz. Adamın işi gücü din düşmanlığı yapmak ve Müslümanlara düşmanlık etmek. Ya arkadaş, adamın namaz kılması sana niye batıyor? E bana göre yanlış. O sana göre yanlış kardeşim. Yanlışsa yanlış, sen yapma. Kafana silah dayayıp her gün senin namaza mı götürüyorlar? Yok. Senin o kafayla camiye gelmen camiye kirletir. Kimse kabul etmez zaten senin o kafayla. Niye başkasının namaz kıldığı senin zoruna gidiyor? Adam düşman arkadaşlar. Ateist falan değil. Ateistlik bir şereftir Batı'da. Nedir o? İnanmıyorum kardeşim diyor. Ama adam düşmanlık etmiyor. Diyor ki, o onun bileceği bir iş diyor. Bu da benim bileceğim bir iş diyor. Sen hayatını yaşıp, bizim kitabımız zaten bunu söylüyor. Senin dinin sana, benim dinim bana diyor. Ateist söylüyor, bakın bu dünyada bunu. Ama bizdeki ateistlik diyen adamlar ateist falan değil arkadaşlar. Ateiste 10 defa kurban olsun bu adam. Adam din düşmanı. Neden? Eline fırsat geçsin. Eline fırsat geçsin. Müslümanların üzerinde boza pişirmezse namerdim. Düşmanlık arkadaşlar bu. Kimse düşmanlık edenler benim karşıma geçip de ben ateistim falan demesin kardeşim. Biz ateistleri çok gördük. Ateisti de biliriz. Din düşmanını da biliriz. Ama bunu ayıracak kadar da kapasitemiz vardır. Hem din düşmanlığı yapıp sonra da ben ateistim falan demesin. Ateistsen, inanmıyorsan İnanan adama bu düşmanlığı diye. Sana ne? Sen inanmıyorsun. Bu da inanıyor. Kahyası mısın? Kahyası efendim. Neye inanacağıma, neye inanmayacağıma o karar vermesi lazım. Niye? Tanrım o. Bu ateistlik değil, bu tanrılık iddiasıdır. Benim Rabbim bana inanıp inanmama mecburiyeti getirmiyor. Dilersen inan diyor. Ama sen benim Rabbimin bana tanıdığı yetkiyi bile bana tanımıyorsun. Sonra da ateistim diyorsun. Ulan sen tanrılık taslıyorsun, ne ateizmi? Efendim ben tanrıya inanmıyorum. Sen kendin tanrı olmuşsun. Aynaya baktığın zaman tanrı görüyorsun. Sen başka bir tanrı kabul etmiyorsun. Yani kendinden başka tanrı kabul etmiyor. Ateistliği bu adamın. Arkadaşlar, böyle bir ateiste ateist denmez. Çüş denir. Sen ateist değilsin. Sen tanrılık iddiasında olan zorbanın tekisin.
Ateiste 1000 defa kurban ol. Ben batılı ateistlerle falan tanıştım ya. Konuştum adamla. Diyor ki, inanıyor musun dedim. Yok dedi. Niye dedim. Bilmiyorum, hiç düşünmedim dedi. Ya bu cevap beni şaşırdı, biliyor musunuz? Yani bir ateistin böyle cevap vermesi beni çok şaşırdı. Hiçbir tepkisi yok adamın. E güzel. Sen inanıyor musun dedi. İnanıyorum dedim. Niye inanıyorsun dedi. Ya nereden geldiğimi, nereye gideceğimi biliyorum en azından dedim. Şöyle basit geçiştirici bir cevap verdim. Enteresan dedi. Adam hemen düşündü ya. Yani seni ciddiye alıyor adam. Ya bizde benim tanıdığım ateistler var. Hepsini genelleme yapmayayım şimdi, haksızlık etmeyeyim ama bizde öyle ateistler var ki senin inandığını duyduğunda adamın tipi değişiyor ya. Efendim? Kan beyinle fışkırıyor adam. Beyin var mı, o da tartışılır. Ya bu kadar düşmanlık, bu kadar kin, nefret nereden geliyor? Arkadaşlar, bu ideolojik bir şey. İdeolojik bir din düşmanlığı, bir saplantı bu. Adam şizofren. İnanan görmek istemiyor bu topraklarda. Neden? Bu ideolojik olarak, bir din olarak yüklendi adama bu. Sırf fark ne diyeceksin? Allah'ın dini değil. İnsanın uydurduğu din. Beşeri din, ideoloji dediğiniz şey. Onun için Cemil Meriç rahmetlinin söylediği çok enteresan bir tabir var. İdeolojiler zihinlerimize giydirilmiş deri gömlekleridir diyor. Doğrudur. Şizofrendir. Arkadaşlar, biz müminler şizofren olmamalıyız. Nedir o? Arkadaşlar, Allah peygamberine sürekli şunu hatırlatıyor. Sen onların üzerinde zorlayıcı değilsin. Senin görevin duyurmaktır. İnandırmak zorunda değilsin. Onun hesabını sormak da sana ait değil. Cezasını vermek de sana ait değil. Onun hesabını soracak olan biziz diyor. Bak, bu kadar rahat bir mümin tanımlaması çıkarıyor bu kitap. Rahat olun diyor ya. İnanmıyor diye kavga etmeniz gerekmiyor diyor. Dinde zorlama yoktur diyor bize. Kimseyi zorlayamazsın diyor. Bakın, Müslümanların yaşadığı ülkelerin din özgürlüğü açısından, inanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü açısından dünyanın en özgür ülkeleri olması gerekirdi. Doğru mu? Evet, öyle mi? Hayır. Neden? Ya benim en ufak bir farklılığımı kabul edemiyor benim Müslüman kardeşim. En ufak bir farklı düşüncemi kabul edemiyor. Tanıyamıyor. Ya tamam, sen de öyle düşün diyemiyor. Ya bu kadar mı zor bunu söylemek? Allah kendisine inanmayan bir inkarcıya bile rızkını kesmiyor arkadaşlar. Havasını kesmiyor, suyunu kesmiyor, güneşini kapatmıyor, yağmurunu kesmiyor. Rızıklandırmaya devam ediyor. Yaşatmaya devam ediyor. Özgürlüğe bak. Din özgürlüğüne bakın. Bunu bize öğretiyor Allah. Diyor ki, ben böyle davranıyorum, size ne oluyor diyor ya, siz mi zorlayacaksınız diyor. Zorlayacak olsaydım ben zorlardım diyor. Sen benim adıma nasıl zorlayacaksın bunu diyor. E tamam, güzel. Ben bir mümin olarak inanmayan birine bu baskıyı yapmıyorsam, yapamıyorsam, bana bu yetkiyi vermiyorsa Allah. Ey inkarcı arkadaş, sen bana inandığım için niye bu kadar düşmansın? Hepsi için söylemiyorum. Adam gibi duran yavur da olsa tepemin üstünde yeri var arkadaş. Adam gibi yanında durur. Ben de onun gibi, onun yanında adam gibi dururum. Zulme karşı beraber mücadele edebilirim. Haksızlığa karşı beraber durabilirim. Bir ateiste bile. Ama bir din düşmanıyla yan yana duramam. Niye? O beni keser ya. Düşmanlık beter bir şey arkadaşlar. Bakın, inkarcının arkasını kesmiyor Allah. İnkarcının rızkını kesmiyor. İnkarcının hayatına son vermiyor durup dururken. İnkarcısın diye ya. Onu verdiği mühletin sonuna kadar yaşatıyor. Ama zalimliğe müsaade etmiyor. Bir yerden sonra kesiyor arkadaşlar. Peygamberlerin sesini kısmaya kalkanların sesini kısıyor Allah. Bu Kur'an-ı Kerim'deki helaklere bakın. Hep böyledir.
inkarcısın diye bir toplumu helak etmemiştir. Zalimlik yaptığında helak etmiştir. Onun için bu din dünyanın en özgürlükçü dinidir. Bu dinin insanlara takdim ettiği, önerdiği hukuk sistemi, ahlak sistemi dünyanın en özgürlükçü hukuk ve ahlak sistemidir. Ha, seni yaratan öbür tarafta hesap verecekse o onun bileceği bir iş. Ben ona karışmam. O kendi yargılayacak. İzin verin de o kadar da yetkisi olsun. Beni dünyaya getiren nasıl yaşayacağımı da belirliyor. Öbür tarafta da hesabını soruyor. Bakın inanç ve ibadet konusunda özgürlük sonuna kadar var arkadaşlar. Kimse kimseyi zorlamıyor. Tek bir noktada zorlama var. Dünyada insanların baskı kullanma hakkı nerede? Fertlerin değil, sistemin. O hak hukuk sisteminin arkadaşlar. Devlet o hakkı kullanıyor. Kime? İnsan hakkını çiğneyene. Allah'ın hakkını savunmayı bana bırakmıyor Allah. Onu ben yaparım diyor. Sen kendi hakkını savun yeter diyor. İnsan hakkı çiğneyen, kul hakkı çiğneyene devletin cebir kullanarak hesap sorma hakkını getiriyor. Hukuk ihlali dediğin iş, hak ihlali dediğin iş, insan hakkı ihlali, komşu hakkı, kul hakkı, herkesin hakkı, insan olan herkesin. Sen kafirsin, bu ülkede yaşıyorsun ama hakkın yok. Yok arkadaşlar, bu ülkede yaşıyor ve bu ülkeye vergisini ödüyorsa, gayrimüslim de olsa benim kadar bu ülkede özgürce yaşama hakkı var kardeşim. Dokundurtmuyor. Sistem bunun üzerine kurulu. Ama maalesef dünyanın en özgürlükçü bu sisteminin yaşadığı topraklar, en baskıcı sistemin yaşadığı topraklar. Neden? Çünkü ceberrut zalimler bu ülkelere hükmediliyor. Atanmış buraya dünya müstekbirleri tarafından tepemize memur olarak. Dünya müstekbirlerinin memuru. Ama benim karşıma kral kıyafetiyle çıkıyor. Sırmalı mırmalı cübbelerle geziyorlar. Nedir? Bayraklarında da La İlahe İllallah ibaresi yazıyor Arapça. Ama kıtır kıtır adam kesiyorlar güpe gündüz. Neyi? Hani şeriat devletiydiniz siz. Şeriat nerede ya? Adamı sorgusuz sualsiz kesmenin adına şeriat deniyor. Vay anasını ya. Bir şeriat daha öğrendik. Arkadaşlar, din bilinmeyince başa bela olur. Yanlış din dinsizlikten beterdir derim. Her zaman yine diyorum. Yanlış din dinsizlikten beterdir. Ve öyle olduğu için bu ülkenin çocukları birer ikişer dindarlardan kaçıp ateistlerin safına geçiyor. Deist oluyorlar. Hocam biz bu dinden bıktık diyorlar. Baba ben bu dinden bıktım diyor. Niye? İnsana yaşama hakkı tanımayan bir din arkadaşlar. Ceberrutların, zorbacıların dini. Adam gibi düşünmüyorsan senin burada böyle bir kurum açmanı bile tahammül edemiyor adam. Diyor ki ya bu ne biçim bir kurum diyor. Benim gibi düşünmüyor diyor. Ehl-i sünnete uymuyormuş, buranın kapatılması gerekiyormuş. Sen kimsin ya? Allah'ın kitabına göre konuşmak bile ehl-i sünnete aykırı bir şey. Bu ne biçim bir ehl-i sünnet ya? Ben böyle ehl-i sünnet tarifi de hiç görmedim. Burada olmamamız gerekiyormuş. Hacı Bayram'a yakınmış burası. Adam kendi rahatsız, Hacı Bayram'ın rahatsız olduğunu söylüyor. Ya ben yanımda sürekli gelip geçiyorum, Allah rahmet etsin. Dua da ediyorum. Adam bir gün bana gık demedi ya.
Sen niye buradan geçiyorsun demedi Hacı Bayram bana. Ama Hacı Bayram adına kendisi onun vekili haber arıyor her gün Hacı Bayram'dan ve benden rahatsız olacağını düşünüyor. Ya sen kendi kin ve nefretini Hacı Bayram'ın ulvi düşüncesi olarak takdim eden sahtekarın tekisin be. Sen bu kadar sahtekar bir adamsın. Ölmüş Hacı Bayram adına konuşacak kadar sahtekar bir adam oturur Allah adına da konuşur. Ölmüş Muhammed'im adına da konuşur beni yargılar. Ölçüsü yok ki, mantığı yok. Arkadaşlar, Ehl-i Sünnet'in en güzel yöntemi nedir biliyor musunuz? Bir sisteminin düşünce sistematiğinin olmasıdır, bir mantığının olmasıdır. Ben o geleneğin içinden gelen bir adamım ve bununla da gurur duyuyorum. Bir günde şikayet etmedim. Ama Ehl-i Sünnet geleneğinin içinden gelen biri olarak Ehl-i Sünnet adına bu tür zalimlerin ceberrutluk yaptıkları dönemleri de çok iyi bilirim. Onun tarihini okuyarak büyüdüm ben. Kimse Ehl-i Sünnet adına sünnet gavurluğu yapmasın. Sünnet bu kitabın uygulanma biçiminin adıdır. Ben bu kitabı öğretiyorsam insanlara o sünneti de öğretmeye çalışıyorum. Bu kitabı ben anlarken bir ölçüm vardır. Bu kitabı bütünlük içinde tutarlı anlamak bir, iki, benim peygamberim nasıl anladı şöyle anlamaya çalışmaktır. Benim en temel iki ölçüm budur. Bir de şu Allah'ın verdiği aklı kullanmaya çalışırım. Allah da bu aklı bana kullan diye verdi. Başkaları kullansın diye vermedi. Hiç kiraya vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum. Ama aklını kullanmaya korkanlar, kitabı anlamaya korkanlar, peygamberin sünnetini anlamaya, gerçek sünnetini sahtesinden ayırmaya çalışanlar birileri tarafından sünnetsizlikle itham ediliyor. Sünnet düşmanlığıyla itham ediliyor. Bu iftiracıların yaptığı kuru bir iftiradır kardeşim. Ben Allah'ın kitabını okumaya hiç korkmuyorum. Peygamberin sünnetini anlamaya da korkmuyorum. Aklımı kullanmaya da korkmuyorum. Allah bunları al, kullan, değerlendir diye bir şey verdi zaten. Ne güzel bir imkan, ne güzel bir lütuf, ne güzel bir nimet bunlar. Bu nimetlerden korkanlar zalimlerdir. Kendilerinden korksunlar. Bizim öylelerinden korkacak bir tarafımız da yok ha. Saklamaya, gizlemeye de gerek duymuyorum. Neye inanıyorsam aynen burada konuşuyorum. Beni çıkarsınlar, divana harbe götürsünler, orada da aynısını konuşmuyor. Niye? Ben ikili konuşmam kardeşim. Açık, net. Ne düşünüyorsam onu konuşurum. Bu din konusunda benim saklım gizlim yok kardeşim. Gizli örgütüm de yok. Örgüt olanlar korksun. 1,5 milyarlık İslam alemi benim örgütüm kardeşim. Bana yeter bu. Ben o 1,5 milyarlık İslam alemi organizasyonunun bir parçası, o ümmetin, o milletin bir parçası olmakla da gurur duyuyorum. Yanlışına rağmen, eksiğine rağmen, zayıflığına rağmen, her şeyine rağmen. Neden? Çünkü biz onun mücadelesini vermek için yaşıyoruz. Bu ümmetin ayak altına düşmemesi, ayağa kalkması için mücadele ediyoruz. Hep beraber. Ben bir tane cemaat biliyorum, o da İslam cemaatidir kardeşim. Bir tane cemaat biliyorum, o da İslam cemaatidir. Ali'nin, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in cemaati değildir. Kimsenin bu cemaati bölmeye hakkı da yok cemaatçilik adına. Allah'ın bize ümmet dediği, millet dediği bu neferlerin hepsi tek millettir, tek devlettir, tek cemaattir. Bunu bölenler bölücülerdir kardeşim. Onlar korksun. Ben hiç korkmuyorum. Hakikati konuşmak bizim görevimiz. Sonuna kadar da konuşuruz. Ve bundan dolayı da başıma bir belanın geleceğine de inanmıyorum. Niye? Abdestimden şüphe yok ki. Sarımsak yemedim, ağzım niye koksun? Evet, şimdi bu mümin kardeşimizin, Allah selam etsin ona, ne yürekli bir adammış. Konuşması bizim dönüşümüz Allah'adır. Bu konuda haddi aşanlar kesin cehennemliktir dedikten sonra 44 size söylediklerimi mutlaka hatırlayacaksınız. Ne zaman?
öbür tarafta. Konuşmuş muydu bu sizin karşınızda? Ey Mısırlılar! Evet, hatırlayacaklar. Ben durumumu Allah'a arz ediyorum. Benim şikayetim onadır. Siz de kime şikayet ediyorsunuz edin diyor. Allah kullarını görmektedir. Allah şahidimiz diyor. Benim bu konuşmamı Allah da biliyor, siz de duyuyorsunuz diyor. Öbür tarafta tersi çıkmaz bunun diyor. Burada da kuşku yok diyor. O zaman değerli dostlar, bu müminin konuşması var ya, bize aslında enteresan bir yöntem öğretiyor. Bir peygamberin konuşması kadar onu destekleyen adamın konuşması da önemlidir. Şimdi Hazreti Musa, Allah sen peygambersin, Firavun'a git dediğinde diyor ki, beni yalanlamalarından korkuyorum. Kardeşim Harun'u da bana yardımcı ver diyor. Bunun önemi nedir derseniz, yalnızlık Allah'a mahsustur dersiniz yani. Siz sanıyor musunuz ki peygamberler korku taşımıyorlardı? Sanıyor musunuz ki onlar melek gibiydi? Yok. Onlar da insandı arkadaşlar, can taşıyorlardı. Suratına zırhı battığında acıyordu. Ok isabet ettiğinde kanıyordu. Onun da yarası sızlıyordu. Acıktığında karnına o da taş bağlıyordu. Çoluk çocuk onun da vardı. Onur, onda da vardı. Ha bakın, insandı. O da korkuyordu. Onun da korkuları vardı. Korkunun üstesinden gelmeyi biliyordu. Sabrediyordu, mücadele ediyordu. Korkusunu yenmek için direniyordu. İnsandı. Bu bizim için de geçerli. Dolayısıyla o insanlar kelle koltukta konuşuyorlar, biliyor musunuz? Ölüm korkusunu yendiğiniz zaman her korkuyu yenersiniz arkadaşlar. Üstesinden geldiyseniz onu, nasıl olsa öleceğim. Nasıl olsa gideceğim. Nasıl olsa hesap vereceğim dediğinizde sizden daha cesur yürek kimse yoktur. Her şeyi yenersiniz. Onun üstesinden geldiyseniz hepsinin üstesinden gelirsiniz. Dolayısıyla korksan da kaçmayacaksın. Üstüne gideceksin. Felsefe budur. Onun için kaçmak suçtur. Efendim yüreğinde korku hissediyorsun, gavur oldun. Yok arkadaşlar. O korkuya rağmen üstesinden gelmek Müslümanlıktır. O korkuyu yenebilmek Müslümanlıktır. Allah o mümini kavminin kötü tuzaklarından korudu. Yani bu adam hakkında da tuzak kurulmuş. Sadece Musa için değil tuzak. Harun için değil. Ya ona inananlara da tuzak kurmuşlar. Ha bu ona inananlar Firavun hanedanından olsa bile. Ömer bin Abdülaziz örnek vermiştim. Emeviler, Ömer bin Abdülaziz Emevilerin zulmüne karşı çıktığı için suikast düzenlemişlerdir. Sen hanedanın menfaatlerini satıyorsun diyor. Zalimliğin sınırı yoktur arkadaşlar. Yeri gelir oğlunu keser, yeri gelir babasını da kesebilir. Hanedan üyeleri arasında kurt kanunu vardır. Hanedanın menfaatine ters gelen her şey suçtur onlarda. Bu mümin kendisine tanınmayan bir hakkı kullanmıştır. Ölümü hak etmiştir. Ama onlar tuzak kurarken Allah da planını işletmiştir. Öyle diyor. Bakın bu cümlenin altını çizin. Allah o mümini kavminin kötü tuzaklarından korudu. Firavun hanedanını ise dehşetli azap kuşatıverdi. Yani
o mümine meydan okuyan, o müminlere meydan okuyan ya da tehdit eden, onlara yaşam hakkı tanımayanlara Allah yaşama hakkı tanımıyor. Ateş sabah akşam onların üzerine salıverilir. Yaşasın cehennem. Kıyamet koptuğu gün Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine atın denir. Arkadaşlar, bu ayetteki bu iki cümle bir şekilde yoruma tabi tutularak ateş sabah akşam onların üzerine salıverilir dedikten sonra kıyamet günü kıyamet koptuğu gün Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine atın denir. İki ayrı cümle iki ayrı dünyadan bahsediyormuş gibi anlaşılmıştır. Bu bir yorumdur. Bir anlama biçimidir. Buradan hareketle de iki ayrı cehennem yaratmıştır bizim Müslümanlar. Biri Allah'ın bahsettiği ahiretteki cehennem. Bakın, kıyamet koptuğu gün Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine atın denir cümlesi. Atılacak azap neresidir? Cehennemdir. Peki, soru iki. Sabah akşam onların üzerine salıverilir. Ateş dediği ateş neresidir? Efendim? Efendim? Yine cehennem diyorsun. Ulema ihtilaf etti. Biri kabir diyor, biri cehennem diyor. Yanlış algıya kabir. Efendim? Yanlış algı kabir olarak nitelendirilmiştir. Evet. İşte bu arkadaşlar, bakın cümle iki cümleyi yan yana anlamakta bile sıkıntı yaşamışız. Bu bir yorum meselesidir. Yorumla cehennem kurulmaz arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Allah öbür tarafta bir cehennemin olduğunu söylüyor bize, değil mi? Evet. Herkesin kabrine ayrı bir cehennem kurmayı bize mi bıraktı? Bundan hiç bahsetmiyor. Bir takım ipuçları kullanarak yorumla cehennem üretiyoruz. Yedek cehennemler üretiyoruz biz. Peki, kabre koyduğumuz insanın kabrini açıyorsunuz, otopsi yapıyorsunuz. Yanık izi falan gördünüz mü? Nerede o cehennem? Bakın arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de öyle ifadeler var ki bir tek tek herkesin hesap vereceğinden bahsedilir Kur'an'da. Bir de her kavmi ve liderini, imamını çağırdığımız gün diye bir ifade daha kullanılır. Bir, bireysel olarak kendi hesabımı vereceğim hesap var benim. İki, bir de toplumumla beraber hesap vereceğim bir şey. Dolayısıyla bu hesap farklılıklarını anlatan ayetlerden yola çıkarak ahiretten ayrı ikinci bir ahiret üretmişiz biz. Nereden? Alemi berzah demiştir. Arkadaşlar, ya perdeden alem çıkarıyoruz biliyor musunuz? Berzah perde demektir. Yani bu hani geri dönmemiz mümkün mü ki geri dönsek diyorlar ya. Göremezsiniz dünyayı diyor. İman etseniz de kabul olmaz diyor. Çok uzaklarda kalır diyor. Şimdi bu ahirette dünyanın arasında Kur'an bize bir perdeden bahsediyor. Bir geçiş perdesi. Perdenin bu yüzü dünya, öbür yüzü ahiret. Yani farklı bir boyut. Farklı bir hayat boyutuna geçiş. Bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Fakat bizimkiler buradaki berzah kelimesini bir perde olarak anlamak yerine ayrı bir berzah alemi diye bir alem üretmişler. Ya perdenin kalınlığı ne kadar olur arkadaşlar? Bizimkiler Kur'an-ı Kerim'den bile ince düşünüyorlar. Öyle ince düşünüyorlar ki perdenin kalınlığının olduğu yere üçüncü bir alem sığdırıyorlar. Oysa bakın bir ayet söyleyeceğim size. Bedir Savaşı çıkmış, Mekke'den Medine'ye göç edenler etmiş, etmeyenler orada kalmış Müslümanlardan. Ailesinin baskısından kurtulamamış, kalmışlar.
Bedir Savaşı çıkmış 2 yıl sonra. Bu göç edemeyen Müslümanlar zoraki ailelerinin baskısıyla Bedir Savaşı'na getirilmişler. Ve bunların cesedine rastlanmış, müşrik cesetleri arasında. Çok acı bir şey. Müslümanlar çok üzülmüş. O Müslümanların zorla savaşa getirilip orada kardeşleriyle beraber savaşıp şehit olmak varken kafirlerin safında savaşıp ölmüş kardeşlerini görüyorlar. Çok üzücü bir şey bu. Bu sorgulanırken, tartışılırken, konuşulurken bir ayet geliyor. Allah onların canlarını alırken, melekler onların canlarını alırken, pardon, melekler onların canlarını alırken onlara şöyle seslendiler. Siz ne haldeydiniz? Dediler ki, biz baskı altındaydık. Buraya zorla getirildik. Onlar dedi ki, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya. Şimdi bakın, ifadeyi bir daha okuyorum. Melekler onların canlarını alırken, siz ne haldeydiniz dediler. Arkadaşlar, bekleme salonu yokmuş. Can alınırken gelenler sorguya başlıyorlar. Anladınız? Anlaşıldı değil mi? Berzah alemi diye bir alem yokmuş. Bu taraf perdenin yüzünü geçtikten sonra öbür yüzünde başka bir dünyaya açılıyorsun kardeşim. Beyaz camın öbür tarafına geçiyorsunuz. Perde arkasını görüyorsunuz. Dolayısıyla yaratılış dediğiniz şey bizim için sır olmaya devam ediyor arkadaşlar. Hayatın bu yüzünü görüyoruz biz ama öbür yüzü bizim için sır arkadaşlar. Sır. Hocam, hakikaten böyle bir şey var mı? Arkadaşlar, kendi içinize bakın. Rahmetli Aliya'nın dediği gibi görme nasıl meydana geliyor? Bana anlatan var mı? Görme nasıl meydana geliyor? Her mercekten görüntü mü oluşuyor? O nasıl sizde bir bilgiye dönüşüyor? Bu nasıl bir sır? Fiziğin metafiziğe dönüştüğü yer burası. Sizin içinizde. Her gün gözünüzün önünde oluyor. Rahmetli Aliya'nın 2 tane tespiti vardır. Doğu batı arasında İslam. Der ki insanın kendi hayatında 2 tane mucize vardır der. Bir, özür diliyorum, anne rahminde tek hücreli bir canlıya dönüşebilmesi için o sıvı. Önce amino asitlere dönüşmesi gerekir. Amino asitlere dönüşmesi gereken, oluşması gereken o amino asit miktarı için yeryüzünün suları yetmiyor matematiksel olarak hesap ettiğiniz zaman diyor. Birinci sır burasıdır. İnsanın yaratılışı, tek hücreli canlının yaratılışında yeryüzündeki sular matematiksel olarak o amino asitlerin oluşumuna yetmiyor diyor. Aramızda tıpçı var, benden iyi bilir, bilmiyorum. Ben Aliya'nın yalancısıyım. Allah rahmet etsin. İkincisi, gözün görme hadisesi arkadaşlar. Bir resim çekiyor sizin gözünüz. Ve o beyne ulaştığında bilgiye dönüşüyor. Bu nasıl bir sistem? Siz bunu hangi tesadüfle açıklayabilirsiniz? Yani biz her an, her baktığımızda, her gördüğümüzde, her duyduğumuzda bir mucizeyi yaşadığımızın farkında değiliz. Peygamberlerden mucize bekleyenlere Allah diyor ki, mucize gönderirdik. Ama diyor, göndermememizin tek bir nedeni var. Daha öncekilerin inkar etmiş olması. Size de göndersek inkar edeceksiniz. Çünkü siz mucizeye bakmayı bilmiyorsunuz. Dağa bakmaz mısınız? Deveye bakmaz mısınız? Dedikten sonra kendine bakmıyor musun demesi lazımdı.
Değil mi? Yani deveye bakınca anlamıyorsun, kendine bakınca da mı anlamıyorsun demesi lazımdı. Niye biliyor musunuz? Şurası arkadaşlar. Aynaya bakan adam kendine bakmıyor mu? Bakıyor. Nereye bakıyor? Aynanın yüzeyinde kendi yüzeyine bakıyor. Ötesine bakmıyor. Neden biliyor musunuz? O gördüğünüz, beğendiğiniz, her gün beğendiğiniz görüntü var ya aynada. Sizin eseriniz mi? Kimin eseri? Aynanın. Babanın. Ne annenin ne babanın. Ne senin. Tek bir yaratan var kardeşim. Dolayısıyla bakın biz düşünmüyoruz aslında. Bakarken düşünmüyoruz. Gördüğümüz üzerinde düşünmüyoruz. Düşünmediğimiz için anlamıyoruz. Anlamadığımız için soru soruyoruz. Diyoruz ki bize dışarıdan bir mucize getir. Ne gibi mesela diyorsun? Gökten başımıza taş yağdır diyor. Ölümüne mi susadın diyor da. Bu senin istediğin ayet öldürücü ayet diyor. Ya kendine bak. Gönderdiğim sözü anla yeter diyor. Ayet olarak sana yeter diyor. Ama yetmez. Neden? Çünkü ben düşünmüyorum. Temel sorun bu arkadaşlar. Bu toplumun temel sorunu da bu. Mekkeli'nin sorunu da buydu. Hud kavminin, Ad kavminin, Lut kavminin sorunu da buydu. Hiç değişmedi bu. Düşünmek. Düşünmeden soru sorduk. Düşünmeden konuştuk. Hep düşünmeden konuştuk. Ama hiç düşünmedik. Oysa bir anlık düşünmek bin ay ibadetten hayırlı diyor Peygamber. Düşünmek düşüncesizce kıldığın ibadetten daha hayırlı diyor. Süper bir şey. Ama o bizde çok kıt be. Ara verelim değil mi? Evet, Rahman ve Rahim Allah adına. Onlar ateşin içinde birbirleriyle çekişirken zayıf olanlar kibirli olanlara biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin birazını bizden savabilir misiniz? Dediler, derler. Yani ateşe düşmüş. Cehenneme düşmüşler. Orada tartışıyorlar kendi aralarında. Bu milleti aldatıp arkasından sürükleyen toplum önderleriyle onların arkasından giden ayak takımı. Takipçileri. Ayartanlarla ayartılanlar. Öyle diyelim. Bu ayartılmış olanlar, zayıf olanlar, o kibirli önderlerine diyorlar ki, biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin birazını bizden savabilir misiniz derler. Hani ateşi çağırıp ateşe götürenler, sebep olanlar. Sorguya çekiliyor. Kim tarafından? Ateşe götürdükleri insanlar tarafından. Dünyada sorgulanmıyorlar, ahirette sorgulanıyorlar ama işten geçmiş oluyor. Biz size uyduk, buraya geldik. Yani buraya bizi siz getirdiniz diyorlar aslında. Demek istedikleri bu. Bizi ateşe düşüren sizsiniz. Bu size verdiğimiz yetkiyi kötüye kullandınız. Bizim güvenimizi boşa çıkardınız. Bizi buraya getirdiniz. Şimdi bu ateşin birazını bizden savabilir misiniz? Yani dünyada yüklendiğiniz sorumluluğu burada yüklenebilir misiniz? Demek bu. Aslında burada bir düşünce sorgulaması var. Yani ahiretteki bu konuşmaları dünyada düşünün. Yoksa mesajı alamazsınız. Mesela ne gibi? Ya bu arkasına düşüp gittiğim adam benim yerime yanacak mı yarın? Hayır. Ya da tam tersi. Ben bu insanları ateşe sürüklüyorum ama bunun hesabı bana sorulduğunda ben tamam vebalini çekeyim diyebilecek miyim? Dünyada diyoruz yani. Vebalini çekeyim diyoruz. Günahı bana diyoruz filan. Bol keseden. Bura geniş ya. At gitsin. Öbür tarafta diyebilecek misin bunu? Yok. Orada yemezler.
Kibirliler ise, bak onlar ne cevap veriyormuş şimdi. Hepimiz bu azabın içindeyiz. Hepimiz aynı yerdeyiz. Yani biz sizden ayrıca hopiyeti değiliz ki diyor. E ne oluyor öyle olunca? Allah kulları hakkında hükmünü vermiştir. Yani bizi de buraya koydu, sizi de buraya koydu. Yapacağımız bir şey yok. Yani öbür tarafta sizi ateşe sürükleyenlere hesap sorduğunuzda yapacağınız bir şey yok. Bir kıymeti harbiyesi yok. O zaman onların arkasından gidenlere, zalimlerin arkasından giden yalakalarına sesleniyor Kur'an dünyada. Öbür tarafta itiraz edeceksiniz. Bizi buraya siz getirdiniz. Bizim yerimize biraz fazla yanar mısınız arkadaş dediğinizde bunlar yanmayacak. Özür diliyorum. Salaklığın alemi yok diyor dünyadakilere. Aptallık yapmayın diyor. Ya sizi kandıranların arkasından gitmeyin diyor. Mesaj bu. Asıl anlatılmak istenen bu. Neden? Şunun için arkadaşlar. Bu zalimler dünyada insanları aldatmayı başarı sayarlar. Göz açıklık kabul ederler. Neden biliyor musunuz? Üç kuruşluk dünya menfaati için. Kendi ahiretlerini de satarlar. Kendi ahiretini üç kuruşluk dünya menfaati için satan bir zalim seni mi satmaya utanacak? Hayır. Gözünü kırpmadan babasını bile satar. Onun için arkadaşlar aklımızı başımıza almamız lazım. Bizi kandırmaya çalışan uyanıkların arkasından gidecek kadar aptal değiliz. Olmadığımızı da söyleyelim. Kimse kusura bakmasın. Bunu söylememiz lazım. Yoksa hep birileri bize keriz muamelesi yapar. Keriz olmadığımızı bilsinler yani. Ateştekiler şimdi kendi aralarındaki tartışmadan bir şey çıkaramadılar. Sineğin kanadından yağ çıkarma derdindeler. Ateştekiler cehennemin bekçilerine Rabbinize dua edin de bize verdiği azabı bir gün olsun hafifletsin derler. Tatil istiyorlar. Evet. İşte arkadaşlar hani denize düşen yılana sarılır diyorlar ya, bekçiye kim olsa sarılır. Öyle bir yerde. Bekçiler de peygamberleriniz size açık deliller getirmemiş miydi derler. Yani size dünyada uyarı gelmemiş miydi? Bu gününüzle karşılaşacağınız size söylenmemiş miydi diye hatırlatıyorlar. Onlar evet dediklerinde bekçiler yani geldiler, hatırlattılar. Ama biz onları inkar ettik. Başka yerde bunların ayrıntısı var. Burada çok kısa geçiyor. Bekçiler de onlara diyor ki öyleyse kendiniz dua edin. Niye bize söylüyorsunuz ki? Yani bize söylediğinizi biz duyuyoruz da Allah sizin söylediğinizi duymuyor mu? Siz söyleyin, dua edin. O duyar. Fakat kafirlerin duası boşunadır. Ya onu da yapıyorlarmış herhalde. Biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik edeceği günde yardım edeceğiz. Bu olağanüstü bir vaat arkadaşlar. Yani bizim için ne kadar büyük bir şeref olduğunu söylemeye gerek yok. Önemli olan bu bilinçle davranabilmek. Allah'ın bize yaptığı bu vaadin boş bir vaat olmadığını, haşa Allah'ın palavra sıkmadığını, vaadinden döneceğini falan sanmayın. Yani bu Allah müminlere güven evine çağırıyor. O sözünün arkasında duracak kararlılıkta bir zat. Sözünden dönecek biri değildir. Sözden dönmenin haram olduğunu söyleyen Allah kendisi döner mi?
Bırakın dostlarına verdiği sözden dönmesini, dostlarına düşmanlarınızla yaptığınız anlaşmalara sadık kalın diyecek kadar ilkeli Allah'tır o. Dostlarına diyor, Müslümanlara sesleniyor. Kafirlerle yaptığınız anlaşmalara bağlı kalın diyor. Dönmeyin diyor. Eğer onlar dönerse siz de dönün diyor. Fakat diyor, dönerseniz, onlar döndüğünde siz dönerseniz, onlar gizli bir hileyle döndüklerini haber alırsanız, siz de dönün. Ama sözünüzden, anlaşmadan vazgeçtiğinizi de açıkça bildirin diyor. Kaypaklılık size yakışmaz diyor. Ahlak bu kadar güzel anlatılabilir arkadaşlar. Allah dostlarına diyor bunu. Düşmanlarınızla anlaşma yaptığınızda bağlı kalın. Sakın sözünüzden dönen siz olmayın. Onların gizlice anlaşmayı bozduklarını haber alırsanız, yani onlar bozarsa siz de bozun. Eğer gizlice anlaşmayı bozduklarından emin olursanız, haber alırsanız, siz de bozun ve gerekçeli bir şekilde onlara da anlaşmayı bozduğunuzu bildirin diyor. Mert olun diyor. Namertlik düşmanına karşı bile yapılacak bir şey değildir diyor. Ahlak diye buna derim arkadaşlar. Din diye de buna derim. Bu yoksa o Allah'ın dini olamaz zaten. Onun için hep diyorum, yine diyorum, bana deseler ki hocam bir kelimeyle dini özetlesen ne derdin? Dürüstlük derdim kardeşim. İşte bu. Ahlak da budur arkadaşlar. Din de budur. Dürüstlük. Bunu kaybettiğinizde her şeyi kaybedersiniz. Güvenini de kaybedersiniz, imanı da kaybedersiniz, ahlakı da her şey kaybolur arkadaşlar. Tek bir kelime. Dürüstlük. Biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik edeceği günde yardım edeceğiz. Elhamdülillah, inşallah. O gün zalimlere mazeretlerinin fayda vermeyeceği gündür. Zalimlere mazeretlerinin fayda vermeyeceği gündür. Pişman olmanın, orada tevbe etmenin, vazgeçtin demenin, dua etmenin, yakarmanın hiçbir anlamı yoktur. Şeriat-ı rahmetli geldi burada anlama şimdi. Din bu dünyada kullanılmadıysa ahirette hiçbir işinize yaramaz diyor. Din eğer bu dünyada siz onu kullanmadıysanız, alıp okumadıysanız, anlamadıysanız, uygulamadıysanız, işinize yaramadıysa dünyada, ahirette hiçbir işinize yaramaz diyor. Doğru mu? Doğru. Evet, o gün zalimlere mazeretlerinin fayda vermeyeceği gündür. Lanet de onlar içindir. Yurdun en kötüsü de onlar içindir. Allah'ın lanetini hak etmek nasıl bir şeydir? İşte böyle bir şeydir arkadaşlar. Allah bizi korusun. Böyle bir akıbete düşmekten ne kadar kaçabiliyorsak kaçalım. Biz Musa'ya bir hidayet rehberi vermiş, kitabı kastediyor. Ve aklı olanlara bir hidayet ve öğüt olsun diye İsrailoğullarına kitabı miras bırakmıştık. Aklı olanlara, kalbi olanlara diyor. Bakın burada kalp akıl anlamında kullanılıyor. Aklın mekanı olarak kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de neden? Bunun özel bir nedeni vardır arkadaşlar. Beyniyle düşünmeyen bir Allah'ın kulu yoktur. En kötü şeyleri bile düşünen insanlar beynini kullanırlar. Doğru mu? Hayvanlar bile beynini kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Kullanıyor. O zaman beyni kullanmak insana özgü bir şey değildir. Burada Allah insanın da hayvanın da herkesin, her yaratılan canlının beynini kullandığını biliyor.
Ama insana özgü bir şey var. O ne? Kalp. Vicdanın merkezi. İnsanın düşüncesinin duygusal, değersel, vicdanı ilgilendiren boyutu, aklın vicdanı ilgilendiren boyutu kalpte gerçekleşiyor. Dinin alanı da buraya giriyor arkadaşlar. Değer alanı. İki kere iki dört eder. Matematiksel bir şey mi? Evet. Din midir? Çok sağlam bilgi olmasına rağmen din değildir. Zihinde başlayıp biten bir işlemdir. Ama iki kere iki dört eder gibi adaleti gerçekleştireceğiniz zaman beyindeki düşünce kalpte başka bir boyutta tekabül eder. Somutlaşır. Nedir o? Adalet dediğiniz, hak dediğiniz duygusal, değersel boyut gündeme gelir. İşte burada vicdan devrededir. Artık beyinden öte bir düşünce var. Beyin burada size şunu da söyleyebilir. Vicdanının sesini dinleme. Alemin dürüstü sen misin? Eline fırsat geçmiş, koltuğu kapmışsın. İhalede hile yapıp biraz köşeyi dönmek var iken yarın buradan yükünü tutmadan ayrılıp gitmenin alemi ne diye sorar mı, sormaz mı akıl? Sorar. Değil mi? Yoldan çıkarıncaya kadar. Vicdan nedir? Olmazdır. Arkadaşlar, Kant'a göre vicdan denen şey Allah'ın insana yerleştirdiği mucizelerden bir tanesidir. Bana göre de doğrudur. Niye biliyor musun? İnsanın kendi içinde olup da insana itiraz eden bir tek o vardır. Taraf tutmayan, yamulmayan bir tek o vardır. Niye biliyor musunuz? Fıtrat terazisi işte odur arkadaşlar. Hocam kimsinde hiç çalışmıyor adam. Çalışıyor da dinlemiyorlar işte. Bazılarında körelliğini ve çalışmadığını düşünüyorlar. Hani bazı insanlar şöyle derler. Şeytan diyor ki. Onu hepimiz diyoruz. Şeytanı dinler, vicdanını dinlemez adam. İşte vicdanın sustuğu orasıdır. Vicdanın susturulduğu yer orasıdır. Konuşmaya devam eder ama duymazdan gelirsiniz. İşinize gelmez. İşte çıkarına göre karar vermekle ilkeye, prensibe, hakka göre karar vermek arasındaki fark burada ortaya çıkar arkadaşlar. Şeytanla bizi ayıran da burasıdır. Ve işin garibi şurası. İnsan vicdanı susturacağı zaman kendisi bir takım gerekçeler üretir. Hani kedi yavrusunu yerken onu bir şeye benzetirmiş derler. Neydi o? Fareye mi benzetiyor bilmiyorum. Neye benzetiyorsa. Şimdi bu insan yanlışı yaparken önce o yanlışın gerekçesini zihninde üretir. Bu vicdanı susturma girişimidir. Ama vicdan yine de susmaz. İnsanın bir şekilde kendini kandırma biçimidir bu. Kendinizi kandırsanız da vicdan yine kanmaz. Vicdan size içeriden yaptığınızın yanlış olduğunu söylemeye devam eder. Bakın arkadaşlar, bu var ya, bu vicdan dediğiniz yanılmaz terazi, fıtrat dini dediğiniz şeyin de köküdür. Her insanda vardır. Onun için diyorum, bakın, Kur'an'ın altını çizdiği fıtrat dini şey, denen şey, çakma bir şey değildir arkadaşlar. Sonradan mont edilen bir şey değildir. İnsan yaratılırken yaratılan şeydir o. Değişmez tabiatıdır insanın. Ve bakın, bu şey diyor ki, konuşan mümin vardı ya yukarıda, konuşmanın sonunda, benim bu konuştuklarımı hatırlayacaksınız. Niye? Hatırlayacaklar onlar. Vicdan onlar da var ve o adamın konuştuğunun doğru olduğunda
özür diliyorum ama sizden özür diliyorum. Eşek gibi biliyorlardı. Sırf vicdanlarını dinlemedikleri için ona muhalefet ederek yaptılar bunu. Onun için Kur'an-ı Kerim bakın ayetlerin üst üste nasıl oturduğunu görüyorsunuz. O da şudur. Bile bile inkar ettiler diyor. Ne demek bu? Sen yalan söylüyorsun, sen büyücüsün. Sen cinler tarafından işte bilgilendiriliyorsun, sen cinlenmişsin. Sen kafayı yemişsin ya da sen kahinsin, yalancı peygambersin derken bile vicdanları bunun doğru söylediğini söylüyordu. Kalpleriyle inanıp ağızlarıyla inkar ediyorlardı diyor. Bile bile inkar bu arkadaşlar. Bile bile inkar. Yani kalpleri, vicdanları Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu, getirdiğinin Allah'ın vahyi olduğunu biliyorlardı. Ama kalpleri onayladığı halde, vicdanları onayladığı halde ağızlarıyla inkar ediyorlardı. Bu da münafıklığın ikinci versiyonudur. Biri inanmadığı halde çıkarı gereği inandım diyen münafık. Hakiki münafık. İkincisi de inandığı halde inanmıyorum diyen münafık. Çıkarı için toplumunu aldatan kibirli önderler bu pozisyondadır. İnsanları sırf arkalarından menfaatleri için sürüklemek maksadıyla inandıkları peygamberi inkar eder, onları kışkırtır ve düşmanlık ettirirler. Münafıklık böyle bir şey. İkiyüzlülükte sınır yoktur arkadaşlar. İki tarafı da çalışır. Allah bizi bu tür aşağılık mahlukların şerrinden korusun. İnsan demiyorum. Münafığı gördüğümde gavurun gözünü seveyim diyesim geliyor. Gavurluk yine insanlık ya. Niye? Aldanmış olabilir, inkar etmiş olabilir arkadaşlar. Gavurluk propagandası yaptığımı sanmayın ha. O da sanılmasın ya. Ama münafıklık nedir biliyor musunuz? Cehennemin en alt tabakasındadır diyor Kur'an-ı Kerim. E niye? En aşağılık gavur o da ondan. Niye? Şahsiyetsiz kafir. E normal kafir de bunun farkı ne hocam? Biri şahsiyetli gavur, öbürü şahsiyetsiz gavur. Bak onun da kalitesizliği var. Evet, biz Musa'ya bir hidayet rehberi vermiş ve aklı olanlara bir hidayet ve öğüt olsun diye İsrailoğullarına kitabı miras bırakmıştık. Arkadaşlar, kitap kime veriliyormuş? Aklı olanlara veriliyormuş. Vicdanı çalışanlara bir anlam ifade ediyormuş. Aklını kullanmayan, vicdanını çalıştırmayan adama kitabın da bir anlamı yokmuş. O zaman sonuç şudur. Bu kitap bizim için ne kadar değerli? Aklımız o kadar değerli. Bu kitap bizim için ne kadar kutsal? Aklımız o kadar kutsal. Niye? Bizi adam yapan, insan yapan, Allah'ın muhatabı yapan, vahyin muhatabı yapan odur. Onun sayesinde. İnsanız, Allah'ın muhatabıyız. Kitabın muhatabıyız. Yoksa bu kitap bizim için hiçbir anlam ifade etmez. Düşünce özürlüler, beyin özürlüler sorumlu mu? Hayır. Niye? O yok. O nimet yok. O nimetten mahrum o kardeşim. Onun için sorumlu değil. Onun için şu Allah'ın verdiği aklı adam gibi kullanmamız lazım. Ve kıymetini bilmemiz lazım. Bazılarını görüyorum, dindarlık adına konuşuyor. Akıl hiçbir işe yaramaz, çamura çökmüş eşek gibidir. E aklın çamura çökmüş eşekse sen onun arkasından gittiğine göre ne soruyorsun? Diye sorasım geliyor. Kardeşim, şu akılla kavga etmekten vazgeç, gözünü seveyim ya. Elini öpeyim. Şu akılla kavga etmekten vazgeç. Allah'ın bize verdiği en önemli nimet o. O nimet ki bizi vahiyle muhatap yapıyor. Allah'la muhatap yapıyor. Yoksa değilse
adam olmaktan çıkıyoruz. İnsan olmaktan çıkıyoruz. Ona düşman olur mu ya? Ha, bunun kıymetini anlamayanları Bakırköy'e götüreceksin. Göstereceksin. Bak işte. Olmazsan böyle olursun. Olmazsa böyle olursun diyeceksin. Akıl göstereceksin ona. Neyle? Aklın olmadığı durumu göstererek. Allah korusun. Allah muhafaza. Arkadaşlar bizde enteresan bir tabir vardı. Belki her yerde vardır ama çok duyardım çocukluğumda. Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar diyor. O ne büyük bir nimet biliyor musunuz? Delisi olana soracaksın onu. Allah kimseye vermez. Çok zor bir şey. Allah akıldan mahrum etmesin. Vahiyden mahrum etmesin. O halde sen sabret. Allah'ın vaadi gerçektir. Günahının bağışlanmasını dile ve sabah akşam sürekli hamd ederek Rabbini tesbih et. İşte geldi. Bu ayetlere bayılıyorum biliyor musunuz? Anlamsız namazımı anlamlı hale getiren ayette. Secdeye anlamı koyduğumda Allah var mı diye tartıştığım günleri hatırlıyorum bu ayetleri görünce. Bu ayetlerden mahrumiyet, ne büyük bir mahrumiyet, onu yaşayana soracaktınız. Dolayısıyla bugün gençler deist oluyormuş. Ya niye deist oluyor falan. Arkadaşlar, namazının bile içi boşalmışsa, bir anlamı kalmamışsa neyin anlamı kalmıştır? Söyler misiniz ya? Var mı bunun anlamı? Namazınız bile anlamsızlaştıysa ey Müslümanlar, içi boşaltıldıysa, anlamsız hale geldiyse, ahlaklı olmakla olmamak arasında bir fark kalmadıysa bu toplumda, inançlı olmakla olmamak arasında bir fark kalmadıysa, gençlerin deist olmasından daha doğal ne olabilir? Onun için şu dini anlamıyla öğrenmemiz lazım. Kafaya bir şey bulaşmamız lazım ki, buraya da bir şey bulaşsın ki, beni inanmayandan ayırsın. Beni ahlaksızdan ayırsın. Beni ibadetsizden ayırsın. Ayırmıyor. Anlamı kalmadı. Tükettik. İçini boşalttık. Kabuk kaldı. O halde sen sabret, değişecek onlar diyor. Değişmezse kendi bilir diyor. Allah'ın vaadi gerçektir. Yani bu yukarıda yardım edeceğiz dedi ya. Lütfedeceğiz dedi. Allah'ın vaadi gerçektir. Yani boş vaatte bulunmuyor. Daha Türkçe söyleyeyim. Özür diliyorum haşa. Palavra sıkmıyor. Vaadi gerçektir. Demek bu. Günahının bağışlanmasını dile. Tevbe et. Af dile. Zor mu? Hayır. Hiç de zor değil. Ben diliyorum çok güzel ya. Harika bir şey. Rahatlıyorsun. Yükünden kurtuluyorsun. Ne güzel. Bir ömür sırtında taşımayın alemi var mı? Ve sabah akşam sürekli hamd ederek Rabbini tesbih eyle. Hamd ve tesbih. Şükür, tazim, saygı ve bunu da tesbih bilinciyle yapacaksın. Tenzih bilinciyle. Allah'ın insanların hayal kurduklarına benzemediğini düşünerek. Kendisini anlattığı şekilde anlamak. Allah kendisini nasıl anlatıyorsa öyle anlamak. Tek, eşsiz, her şeyin sahibi ve her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, son derece affedici, bağışlaması bol,
Lütfu keremi bol Allah. Bizim gibi cimri değil. Aciz de değil. Bilgisiz de değil. Cahil hiç değil. Afsız, merhametsiz de değil. Merhametlilerin en merhametlisi. Bütün merhametin, şefkatin, affın, lütfun, keremin sahibi. İnsanlara, bütün varlıklara veriyor, veriyor, bitmiyor. Verdikçe bereketleniyor. Kendilerine bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetlerine karşı mücadele edenler var ya, yani ayet gelmemiş, bilgi gelmemiş, peygamber gelmemiş, vahiy gelmemiş ama kendi inandıkları şeylerin gerçek olduğunu sanıyorlar. Bir delil gelmediği halde, kanıt, belge olmadığı halde Allah'ın ayetlerine karşı, Allah'ın gönderdiği ayetlere karşı mücadele eden kafirler, zalimler var ya, onların kalbinde asla ulaşamayacakları bir kibirlenme, büyüklenme vardır. Başka bir şey yoktur. Yani kibir, boş bir kibir. Nedir o? Ateş olsan cürmün kadar yeri yakarsın diyorsunuz yani. O kibirlenenlerin hepsi öldü mü? Evet öldü. Bundan sonra kibirlenecekler de ölecek mi? Evet. Neye yarar? Uzayda ne kadar boşluk kaplar? Kilosu kadar. Hacmi kadar. Neyine kibirlenir? Neden mi? İçindeki boşluktan dolayı arkadaşlar. Siz hacmine bakıp da adam sanmayın diyor Kur'an-ı Kerim münafıklardan bahsederken. Onların mescide gelip, bakın, peygamberin arkasında namaz kılıyor münafıklara. Mescide gelip, süslü elbiseler içinde duvara yaslanıp, oturup büyük büyük laf etmelerine bakıp insan olduğunu mu sanıyorsunuz diyor. Münafıkların adam olduğunu mu sanıyorsunuz? Onlar duvara dayanmış kütükler gibidir diyor. Münafıklardan bahsediyor. İçi boş kütükler, kovulmuş, içi kovuk. Neden böyledir biliyor musunuz? Arkadaşlar, kibirlenen adam kompleksinden dolayı kibirlenir de ondan. Aşağılık kompleksi vardır. Onun için kibirlenmeye ihtiyacı vardır. Kibirlenmeye ihtiyaç duymayan kimdir? Kendisiyle barışık olan adamdır. Kendisinden memnun olan adamdır. Aşağılık kompleksi olmayan adamdır. Bulunduğu yerden memnun olan adamdır. Kibirlenme ihtiyacı hissetmez. Kendisiyle barışıktır. Kim kibirlenir? Kendisinden memnun olmayan kibirlenir. Kendisini olduğundan büyük göstermeye çalışır. Çünkü kendisinin küçük olduğunu inanıyor. Onu büyük göstermesi lazım. Onun için kibirli hal insandaki psikolojik bir rahatsızlıktır. Bir ruh hastalığıdır. Onun için bizim İslam terbiyecilerine göre geçmişte yazılan kitaplara bakın, birçoğunun başlığı ruh terbiyesidir. O nedir biliyor musunuz? Arkadaşlar, bunun arkasında yatan gerçek şudur. Ahlaksızlık bir ruh hastalığıdır. Bizim İslam terbiyecilerine göre, ahlakçılarına göre ahlaksızlık bir ruh hastalığıdır. Bir adam ahlaksızlık yapıyorsa o ruh hastasıdır onlara göre. Kendi ruhuyla barışık değildir. Psikolojik bir rahatsızlığı vardır. Onun için ahlaksızlık deyip geçmeyin arkadaşlar. Tedavi olması gereken bir adamdır, ahlaksız adam. Onun için acımamız gerekiyor. Tedavi edecek yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. O zaman ahlak eğitimi nedir? Ahlak eğitimi iyi bir psikolojik tedavidir arkadaşlar. İyi bir ruh tedavisidir. Kur'an-ı Kerim bizim için koruyucu hekimlik kitabıdır arkadaşlar. Ruh hastası olmamızı engellemek için gönderilmiş programın adıdır. Hem bireysel hem toplumsal anlamında. Ve bugün bu toplum neden ruh hastası oldu diye sorun arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu toplumda eğer ciddi bir ahlak bunalımından söz ediliyorsa
bu toplumda ciddi bir ruh hastalığı bunalımı vardır. Bunun tedavi edilmesi gerekir. Hocam, herkesi psikiyatriste mi götüreceğiz? Ne yapacak? Nasıl olacak bu? Hayır arkadaşlar. Herkesi ahlaklı yapmanın programını uygulayacağız. O nedir? O insanın ruhunu rahatlatacak şeydir. Mesela ne gibi? Az önce bir şey söyledim. Tevbe. Bağışlanma dile diyor ya ayet. Bu bağışlayacağının da garantisidir bu cümle de onun için. Yani tevbe çok kolay bir şeydir. Af da Allah için çok kolay bir şeydir. Yeter ki benim tevbe tevbe olsun. Bunu, tevbeyi gerçekleştirdiğinizde Allah'ın da affettiğine inanırsanız onun hafifliğini bir düşünün. İnsandaki psikolojik rahatlatmayı, meydana getireceği rahatlatmayı bir düşünün. Bir de ömür billah tevbesiz günahıyla yaşayan insanın vicdan azabını düşünün. Vicdan ağırlığını düşünün. Taşınamayacak kadar ağır bir yüktür arkadaşlar. Bir yerden bir gün patlatır. Onun için tevbe eden adam, tevbe eden mümin, isterse kafir olsun, tevbe eden kafir de diyebiliriz buna. Neden? Çünkü tevbe imandan da önce gelen bir kavramdır. İman etmek de küfürden dönüp mümin olmak bir tevbedir. En temel tevbedir. İman etmek. Bir kafirin iman etmesi en büyük tevbedir. Dolayısıyla bunun vicdandan meydana getireceği rahatlatmayı hiçbir doktor veremez size. O yükü daha iyi boşaltacak bir yöntem bilmiyorum arkadaşlar. Onun için bu toplumu psikolojik olarak rahatlatmak istiyorsak, ruh hastalığından kurtulmak ve korumak istiyorsak, bu toplumu önce sapasağlam bir imana kavuşturmamız lazım. Arkasından o sapasağlam imanı meydana getirebilmek için zaten ciddi bir ahlak eğitimi ve davranışı kazandırmamız lazım. Neden? Çünkü iman da ahlak gibi öğrenilecek, içselleştirecek, özümselecek bir gerçekliktir. Onun için ahlaka yapacağınız her hizmet imanı güçlendirmek için verdiğiniz bir hizmettir. İmanı güçlendirmek için verdiğiniz her hizmet aynı zamanda ahlakı güçlendirmek için verdiğiniz hizmettir. Bu ikisini birbirinden koparamazsınız. Arkadaş bunlar. Ayrılmaz sıkı arkadaş ikisi. Onun için bu ayetler üzerinde ne kadar düşünsek ve konuşsak azdır. Ama konuş konuş bitmez, bitirelim bir yerde. Günahının bağışlanmasını dile ve sabah akşam hamd ederek Rabbini tesbih eyle. Kendilerine bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetlerine karşı mücadele edenler var ya, onların kalbinde asla ulaşamayacakları bir büyüklenmeden başka bir şey yoktur. Boş bir kibirleri vardır onların. Kof bir kibir. Neden? Büyük Allah'tır değil mi? İnsan ne kadar kibirlenirse kibirlensin, yaratılışından daha büyük olma şansı var mı? Yok. O zaman bütün kibirlenme nedir? Kof bir böbürlenmedir, başka bir şey değildir. Şişinmedir. Kasıntı olmaktır. Onun için arkadaşlar, en iyi adam kimdir biliyor musunuz? Tabi adamdır. Doğal adamdır. Olduğu gibi duran adamdır. Göründüğü gibi olan, olduğu gibi görünen adamdır. İçi dışı bir adamdır. Şeffaf adamdır. Bu taraftan bakınca öbür taraf gözükür. Öyle doğal adamla oturup konuşmak insan rahatlatır arkadaşlar. Ben onun için kasıntı adamları sevmem arkadaşlar. Sevemedim hiçbir zaman. Acırım o adama. Niye biliyor musunuz? Ulan o gerilimle bir ömür yaşanmaz be. Sürekli kasıl kasıl nereye kadar ya? Bir kurtul kardeşim, gevşe ya, rahatla ya. Onun için
Bu Kur'an'ın bize tarif ettiği adam tipi, aslında oluşturmayı hedeflediği adam tipi doğal, suni değil, yapay değil. Ya fıtratını koruyan adam, fıtratı gibi davranan, fıtratına uygun davranan adamdır. Ve çevresindeki insanlara da o rahatlığı sağlayan adamdır kardeşim. Sen Allah'a sığın, çünkü o her şeyi işitir ve görür. Bakın arkadaşlar, böyle bir zata sığınıyorsanız korkmanıza da gerek yok. Korur. Göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Allah için de kolaydır. Değil mi? Evet. Yani gökleri ve yeri yaratan Allah, içindeki minnacık nokta gibi adam mı yaratamıyor? Bir daha yaratamaz mı? Yaratır tabii. Son derece basit. Temelinde değil. Çok kolay. Fakat insanların çoğu bunu anlamaz. Yani düşünmez insan. Az buçuk düşünmek yetiyor. Görenle görmeyen bir olmadığı gibi, İman edip salih amel işleyen de, kötülük yapan da bir olmaz. Görmek ve görmemek farkı ne kadar derin bir fark. Anlatmaya gerek yok herhalde. Allah kimseyi görmeden, duymadan, tatmadan, koklamadan mahrum etmesin. Ne büyük nimetler taşıdığımızın farkına varmıyoruz. Bazen çok kolay unutuyoruz içinde. Görenle görmeyen bir olmadığı gibi, İman edip salih amel işleyenle kötülük yapan da bir olmaz. Az önce konuştuk. Çöpü boşaltmak lazım arada. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Genelde öyleyizdir. Allah affetsin. Kıyamet vakti mutlaka gelecektir ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu iman etmezler. Sıkıntı bizden kaynaklanıyor arkadaşlar. Ahiretin inanılmaz bir şey olmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ama insanların inanma özürlü olduğunu söylüyor. Bu enteresan bura. Yani kıyamet mutlaka gelecek ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Allah'ın garantisi. Fakat insan yine de şüphelenir. Niye? İnanma özürlüdür de ondan. Peki neden inanma özürlüdür insan? Anlama özürlüdür de ondan. Anlasa inanır. Çünkü iman dediğiniz şey emin olmaktır arkadaşlar. Bildiğinizden emin olduğunuz zaman iman etmiş olursunuz. Bildiğinizden emin değilseniz şüphe ediyorsunuzdur. O iman gerçekleşmez. Şüphenin olduğu yerde iman olmaz. Eminliğin olduğu yerde iman olur. Emin olmaktır iman. Onun için bilgilerimizin sağlam olması lazım. En iyi bildiğimiz şey, üzerinde düşünmediğimiz için bazen en az bildiğimiz şeydir. Olur. Neden? Üzerinde düşünmüyoruz. Fakat insanların çoğu iman etmezler. Biraz bunu anlatıyor. Geçiyorum. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin de duanızı kabul edeyim. Üd'uni estecib lekum. Dua edin, kabul edeyim. Arkadaşlar bakın. Şu ifadeyi görüyor musunuz? Ha şurası. Ve gâle rabbukum üd'ûni estecib lekum. Şurada iki tane emir var. Birinci emir şart, ikinci emir cevaptır Arapça formunda. Türkçede de vardır bu. Yap, kurtul. Bak iki tane emir peş peşe. İkinci emir birinci şartın cevabı oluyor. Dua et, kabul edeyim. Yani garanti belgesi arkadaşlar. Ya ben dua ediyorum da Allah kabul etmiyor. Yani ben hata yapmıyorum, o yapıyor. Benim duam kusursuz, haşa. O duayı kabul etme özürlü. İddiaya bakar mısın? Arkadaşlar, ne söylediğimizi bazen duymaz oluyoruz. Ya şu açık çeke bak arkadaşlar.
Dua et, kabul edeyim diyor. Ya dua edemiyoruz be. Kabulün garantisi var. Bizim duamız yok. Ekabirliğe bakar mısınız? Tenezzülsüzlüğe bakar mısınız? Eyvallahsızlığa bakın. Duasız toplum olduk neredeyse. Yani adam kendi duasından şüphe etmiyor, Allah'ın kabul etmesinden kuşkulanıyor. Şuna rağmen, şu davete rağmen, arkadaşlar, cehaletin sınırı yok be. Gerçekten. Bilgisizlik böyle bir şey ya. Bir ümmeti bilgisizlik bu kadar mahvedebilir. Biz bunu okuya okuya mahvolduk be. Bunu samimi söylüyorum. Lütfen şurayı biraz bilememiz lazım, hassaslaştırmamız lazım. Hocam neyle oluyor bu? Şurayı bilerseniz oluyor arkadaşlar. Şuraya sürekli yükleme yapın. Bunu sürekli dolum tesisiyle yüz yüze bırakın arkadaşlar. Akşam telefonlarınızı şarja bağlamıyor musunuz? Yatmadan önce. Hocam nereden biliyorsun diyeceksiniz. Ben öyle yapıyorum. Sizin de öyle yaptığınızda ne bileyim akşama kadar kullanacaksınız. Nerede takacaksınız? Arkadaşlar bunu kendinize de yapın. Kendimize yapalım bunu. Bu kitap bizim ruhumuzun şarj aletidir ya. Şarj kaynağıdır. Bu dolum tesisimizdir bizim. Buradan dolacağız her gün. Onun için hani diyordu ya geceleyin kalk ağır ağır Kur'an oku. İşte onu diyor. Şarja tak diyor kendini. Şarjda uyu diyor. Doğsun sabaha kadar diyor. Bunu yapmamızı bekliyor. Çok bir şey de istemiyor be ya. Bana dua edin de duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerle... Kibir ve kulluk etmeme arasındaki bağlantıya bakın şimdi. O zaman dua etmeyle duasızlık arasındaki fark nedir? Aynı şey. Bakın nereye getirdi sözü. Paragrafın orta yerindeki kibirle duasızlığın, kibirle ibadetsizliğin bağını kurdu. Diyor ki, bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler. Arkadaşlar, insanlar niye namaz kılmıyor? Eğilmek zorlarına gidiyor. Kimin karşısında? Yaratanın karşısında. Yazık be. Neyi kaçırdığımızın bile farkında değiliz ya. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler. Allah korusun ya. Aşağılık bir şekilde cehenneme gireceklerdir. Ben daha konuşmayayım ya. Bunun üstüne konuşulmaz abi.